CNR Emlak 2014 fuarındayız. Özyurtlar Yapı standında yer alıyoruz. Şu an yanımızda Özyurtlar Yapı'nın patronu Tamer Özyurt var. Tamer Bey, fuarla ilgili kısa bir değerlendirmemizi alabilir miyiz? Fuarın bugün ikinci günü. Oldukça iyi geçiyor. Geçen yılda iyi katılımcı sağlanmıştı Emlak Fuarı'na. Bu yıl da beklentilerimiz iyiydi. Ama şu anda ikinci gün baktığımızda beklentilerimizin üzerinde bir katılım var. Dolu bir katılım var. Katılımcılar genelde Körfez ülkelerinden geliyor. Kuveyt, Arabistan, Abu Dhabi, Dubai tarafından geliyor. Oldukça da memnunuz. Talepler iyi. Geçtiğimiz yıla baktığımızda satışlara, yabancılara yönelik satışlara bu yıla baktığımızda değerlendirirsek 1'e 3 bu yıl artmış durumda. Konutta bir daralma söz konusu, satımda bir daralma söz konusu, iç piyasada bir daralma söz konusu. Bu bir gerçek. Fakat yabancılara önemsediğimizde yabancılara satışları yeteri kadar değerlendirdiğimizde bu açıyı kapatmak mümkün. Onun için rotamızı yabancılara çevirdik bu sene. Yabancılarla bu iç piyasadaki daralmayı gidermeye çalışıyoruz. Peki bu yıl satışlarınızın ne kadarını yabancıya sattınız? Geçen yıla baktığımızda total satışın içinde %10'da yer alıyordu yabancıların payı. Bu yıla baktığımızda %35'in de üzerine çıktı. Bu %40'lara varacak gibi görünüyor. Yani bu fuar ve sonrasındaki satışları sene sonuna kadar düşündüğümüzde bu oran %40'lara varacak ki çok önemli bir oran. Ya yani total bizim şirketimiz olarak söylüyorum. Şirket satışlarının %40'ı yabancıların payı olmuş olacak. Hangi projelerle bu fuarda göreceğe çıktınız ilk etapta? İki projeyle çıktık. Bir tanesi büyük bir proje. Enlogo projemiz. 2500 konutluk bir proje. Diğeri de... Hemen arkamızda olan projeniz değil mi? Evet. Enlogo. Evet. Diğeri de butik bir proje. 200 konutluk. Hı-hı. AB'ye yönelik. Büyükçekmece bölgesindeki proje. Bankoslu City. Hı-hı. Bu iki proje. Diğer projenizde ikinci etaptasınız galiba değil mi? Birinci etaptayız. Birinci etapta lansman dönemimizde baharda %70'leri yakın bir seviyede satış gerçekleşmişti. Şu anda birinci etapın kalan dairelerini satıyoruz. İkinci etabı hala açmadık. İkinci etabı yıl sonu veya ilkbaharda açacağız. Birinci etapın satışını tamamlamak için geldik buraya. Onu da yabancılara satarak tamamlayacağız inşallah. Evet. Peki. Yeni projeler var mı Tamer Bey önümüzdeki dönemde? Bu yıl yok. Bu yıl son açtığımız Enlogo projesiyle kapatıyoruz. İki proje açmıştık zaten. Bir tanesi ikisinde buraya geldik. Birisi Van Coastal City Büyükçekmece bölgesinde. Birisi de Esenyurt'un kalbinde. Şu ana kadar yapılmış Esenyurt'un en büyük projesi. Enlogo projemiz. Orada da logomuzu verdik zaten. O projelerimize katılıyoruz. 2015 yılında da belki bir tanesi gene Esenyurt bölgesinde olacak. Bir tanesi de şehir dışında Gaziantep'te olacak. İki proje açacağız. Önümüzdeki yılda planlamamız bu. Peki Tamer Bey, bir değerlendirme rica ediyorum sizden. Konut fiyatları yükseldi biliyorsunuz. Evet. Bu yükselme neden kaynaklanıyor? Bu piyasadaki daralma konut fiyatlarındaki yükselmeden kaynaklanıyor. Çok artık faizle alakalı değil. Geçtiğimiz aylara kadar faizle alakalı diye düşünebiliyorduk ama ciddi bir maliyetlerde artış var. Bu oran çok ciddi. Enflasyonun çok ciddi olarak üzerinde bir artış maliyet artışları. Geçen seneyle bu seneyi kıyasladığımızda %40'a yakın maliyetlerde artışımız var. Dolayısıyla bu fiyatlara da yansımış durumda. Ne kadar az yansıtabiliriz desek de tüm sektör olarak %30'unu, %10'unu belki karımızdan fedakarlık ettik. Hiç kar etmedik ama %30'luk kısmını fiyatlara yansıtmış durumdayız. Bu da geçen yılla bu yıl arasındaki konut fiyatlarına baktığımızda en az %30 bir yükselme söz konusu. Bu enflasyon üzerinde olduğu için alım gücünü zorluyor. Yani insanlar konut almaktan birazcık uzaklaştılar. Konut alabilirlik gücünü kaybettiler. Ekonomik olarak enflasyonla alakalı gelir. Çünkü enflasyon kadar artıyor. Ama konut fiyatlarındaki artış enflasyonun çok üzerinde olduğu için alım gücü daraldı. Piyasadaki, iç piyasadaki daralma da bundan kaynaklanıyor. Yoksa faiz oranları şu anda minimum seviyelerde. Yine %0.85'ler oranında. Bu iyi, makul, kabul edilebilir oran ama fiyatlar çok yükseldi. Yani bu sene böyle bir handikap var. İç piyasadaki daralma da bundan kaynaklanıyor. Peki nasıl görüyorsunuz önümüzdeki yılı, nasıl görüyorsunuz bu anlamda?
Sektör olarak, firma olarak yabancıları ön plana almaya çalışıyoruz. Bu daralmayı yabancılarla kapatmaya çalışıyoruz. Bu önemli. Diğer firmaların tamamı da, hemen hemen tamamı aynı şeyi düşünüyorlar. Burada ne kadar fazla yabancılardan pay alırsak firma olarak, o kadar istikrarımızı, şirket olarak istikrarımızı korumak olur. Her firma yabancıya konut satabilecek mi sizce? Ya tabii o da zor. Yabancılar da artık araştırıyorlar. Dış piyasada da isminizin güçlü olması gerekiyor. Yani sadece markanız artık ülke içinde değil, dışarıda da konuşulmuş, kulağa yakın, göze hitap eden bir isminiz de olması lazım. Yoksa yabancılar da artık körü körüne yer almıyorlar. Orada da bilinir marka arıyorlar. Kendi ülkelerinde duydukları markayı arıyorlar. Onun için de yurt dışı fuarları önemsiyoruz. İlkbaharda tüm fuarlara Körfez'e katıldık. 4 tane fuarda katılımcı olarak stand açtık. Orada bir aşinalık oldu. Yurt dışındaki Körfez'deki gazeteleri, mecraları kullanıyoruz. Onlarla da bir aşinalık var. Dolayısıyla artık yurt dışında da yavaş yavaş bilinir bir marka haline geldik. Ancak ondan sonra satışımız bu kadar oranda arttı. Artık diğer firmaların da bunu yapması, ama çok da kolay olmuyor bunu yapmak. Önümüzdeki yıl için o zaman belli bir hedef koydunuz kendinize yabancı satışta. Evet, iş piyasadaki daralmanın çok kolay kolay düzeleceğini pek düşünmüyorum. Bu ekonomik, insanların gelir durumunun artmasıyla alakalı bir şey. Bunun belki 1-2 sene de bu insanların gelir durumunun artıp tekrar konut alımına yaklaşacakları 1-2 sene sürecektir diye düşünüyorum. İşte bu 1-2 seneyi de yabancıları çok daha rotamızı çevirdik, yani işin özü o. Şirket olarak rotamızı çevirdik dış piyasaya. Peki projenizde ne kadarını yabancıya satmaya hedefliyorsunuz? Yani biliyoruz ki yabancı yatırımcı burayı çok uzun süre kullanmıyor bu projelere geldikleri zaman. Belli bir dönemler halinde geliyorlar, gidiyorlar ve onun dışında boş kalıyor projeler. Buna yönelik bir proje geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Bu sorunu bir şekilde bertaraf edecek farklı yapıda bir proje. Ne kadarını yabancıya satmaya hedefliyorsunuz bir projenin? Şu andaki total satışlara baktığımızda zaten yabancıların, total satışlarımızın içindeki yabancıların payı %35'lerin üzerine çıkmış. Yani bunu yabancıları çok daha fazla da önemsemek istiyoruz. Çok daha iyi satışlar yapmak istiyoruz. Bunu başarabildiğimiz takdirde bu oran %50'lere gelecek. Ondan sonrası için belki sadece yabancılara özel bir proje açmak mümkün. Bu One Coast City projemiz de daha çok zaten yabancılardan talep görmekte. Hemen hemen bu projede %50'si yabancılara gidecek gibi görünüyor zaten. Belki kullanılmadığı zaman kiraya verilebilecek farklı sistemler var biliyorsunuz. Böyle bir sistemle proje geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, yabancılarda iki çeşit alıcı var. Bir tanesi çok konut adedini çok alarak yatırımcı kitle. Bir tanesi de Körfez'deki karışıklık, tabii bizim ülkemiz için kötü bir şey. Körfez'de karışıklığın olması, terörün olması, savaşın olması, bunlar kötü bir şey. Ama ülkemiz tarafından düşündüğümüzde de menfaatimize gelmiyor değil. Buradaki karışıklıktan dolayı zaten bu kadar talep. Sadece mütekabiliyetten dolayı değil, Körfez'deki karışıklıktan dolayı da insanlar başım sıkıştığında güvenilir bir liman olarak Türkiye'yi gördükleri için Türkiye'de bir konutum olsun istiyorlar. Dolayısıyla bir böyle müşteri var, bir tane konutum olsun, başım sıkıştığında gideyim kalayım dedikleri. Rakam olarak da çok onların böyle zorlayacak rakamlar değil. İşte 100 bin dolar, 150 bin dolar civarında burada Türkiye'den ev almaları mümkün. Başları sıkıştığında senede bir ayda kalsalar onlar memnun. Çok zorlamıyor bir konut alan. Diğer bir müşteri tarafı da 50 konut, 100 konut, belki blok alımlarıyla beraber burada yatırım yapmak isteyenler, yavaş yavaş sermayesini, yani o da Körfez'deki sermaye, iş yapan tüccarıyla alakalı bir şey. Onlar da yavaş yavaş sermayelerini Türkiye'ye güvenilir limana aktarmak istiyorlar. Burada da en güvenilir yatırım aracı olarak konutu gördüklerinden dolayı burada blok yatırımına ya da adet olarak yüksek 10 konut, 20 konut, 50 konut yatırımına giriyorlar. Bunlar yatırımcılar işte. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir husus daha var. Benim en önemli dikkat edilmesi gereken husus diyebileceğim. Burada da bunları yaparken aracılar var. Yani komisyoncular var. Bunlar acentalar olabiliyor. Münferiden aracılık yapan emlakçılar diyebilirim olabiliyor. Bunlar yabancı olabiliyor, Türk olabiliyor. Türk'le yabancıların ortaklık yaptığı aracılık sistemi olabiliyor. Burada oranlar çok yüksek
yükselebiliyor bazen. Buna dikkat etmek lazım sektör olarak. Çok taviz vermemek lazım. Aksi takdirde bunların istedikleri oranı %20, %25 verebilmek için birebir konutun da fiyatını şişirmek lazım. Doğru, çok... O zaman da yabancılar 2 sene sonra bir bakacaklar ki konutları teslim aldıklarında bir bakacaklar ki verdikleri değeri bu konutta bulamıyorlar. Ya da verdiklerinin yarı parası değer elde ediyor. İşte kendi bindiğimiz dalı kesmiş oluruz. Buna dikkat etmek lazım. Gerçekten normal rakamlara satmak lazım ve normal oranda da komisyon vermek lazım. Sektörün bunu biraz disiplin etmesi lazım. Yani bastığımız dalı kesmeden hızlı bir şekilde ilerliyor. Bindiğimiz dalı kesmememiz gerekiyor. Yani komisyon verdiğimiz komisyon oranlarına dikkat etmemiz lazım. O normal makul oranlarda komisyon vermemiz lazım. Bunu müşteriye yansıtmamamız lazım. Karımızdan belki fedakarlık etmemiz lazım. Aksi takdirde bu oranlar %20, %30'lara gittiği zaman bunu tabii ki satıcı ne düşünecek? Ben bunu da satış fiyatımın üzerine ekleyemeyecek. Bir miktar da fazla ekleyecek aracıya vermek için. Dolayısıyla 100 bin dolarlık yer 200 bin dolara satmış olacak. Fakat bir sene sonra, iki sene sonra bu insanlar konutu teslim aldığında yatırım için almış olduklarından dolayı satmak istediklerine bir bakacaklar ki işte 200 bin dolar aldıkları yer gerçekten 100 bin dolar yapıyor. Bu da geçtiğimiz yıllarda çok 10 yıl önce, 15-20 yıl önce yaşadığımız laleli piyasasına dönmemesi lazım. Yani bu sektör içinde çok kötü bir şey olur. Bu piyasayı da kaybetmememiz lazım. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bu güzel bilgiler için, aynı zamanda hayırlı fuarlar olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür.